Amorti süresi 30 gün olan node mu olur ya? Başta dalga geçiyorlar sandım ama 5.2 milyon dolar yatırımı, HTX yani eski adıyla hobi borsası ve bunun gibi büyük isimlerden almışlar. Parayı geri alma süresinin kısa olması ve bunun gibi yeni öğrendiğim sebeplerle bir tane daha node almaya karar verdim. Daha doğrusu aldım, şimdiden çalıştırmaya başladım tabii. O yüzden bunları, olası borsa haberlerini ve nasıl 30 günde amorti olabiliyor, bunu anlatacağım bir bölümü sizler için hazırlamaya karar verdim. O yüzden daha fazla vaktinizi almayacağım şimdi. Bir an önce videoyu ilerleyeceğiz. Haydi. Şimdi başta söyledim ya, hobi borsası yatırımcıları arasında 5.2 milyon dolar toplanmış yatırım olarak. Şimdi bazı haberler geldi, onlardan bahsedeceğiz ama bir de üzerine 30 günde amorti olabilir diyor şirket. Özellikle şu amorti, parayı geri alma, buradan nasıl 30 günde olabiliyor? Şöyle küçük bir matematiğine bakalım. Şimdi buradaki grafiği görebiliyorsun. Burada FDV diye bir başlık var, 70 milyon yazıyor. Fully diluted value diye geçer. Ya da ona valuation diyebiliriz, değerlendirme. Yani gelecekteki tahmini değerlendirmesi yapılır. Şu anki aldığı yatırım, yaklaşık 2000 küsür not satılmasıyla borsada listelendiği zaman yaklaşık olarak XVM token'ın fiyatını 0.07 olarak düşünüyorlar. Buna bakarak günlük şu an kazançlar nodun pasif olarak bize bıraktığı 300-350 civarı. Bu da ne demek oluyor? 24 küsür günlük kazanç ve ROI dediğimiz return on investment yaklaşık 28 gün demek oluyor. Şimdi bahsettikleri tablo bu. Yani 28 gün gibi bir sürede biz buradan yatırdığımız parayı çıkartabiliyoruz. İlk nodu aldığım zaman yaklaşık 700 dolar. Birkaç gün önce yine bir tane daha aldım. Hatta bakın 337 alıyorum ben günlük kazancı. 1700 olmuş bile burada birikmiş. Bu bir not görünmesinin sebebi şu. Ben nodları farklı cüzdanlarda alıyorum. Bir tanesi eklenir, bir şey olur falan. Hani elimde en azından diğeri dursun. Farklı yerlere dağıtıyorum bu yüzden yani. Güvenli olabilmesi açısından. Şimdi bu bağlamda konuşursak bu amorti %100 demek mi? Tabii ki değil. Şöyle söylemiş olayım. Buradaki XVM fiyatını görüyorsunuz. Listelenme olduğu zaman bu fiyat aynı kalacak demek değil. Aşağı düşerse şu return on investment'ın daha artacağını, yani 45 gün 50 gün vesaire daha da üzerine çıkabileceğini, ama yukarı çıkarsa da bunun azalabileceğini demek istiyor. Yani piyasaya girdiği zamanki listelenme fiyatına ve elinizde olan token miktarına kalmış. Ama şu anki veriler az çok 30 günün aşağısında olabileceğini söylüyor bu amortinin. Ha, bu gayet güzel. Elimde 2 tane node var. Ben 30 günde bunların amortisini yaparsam sonrasında 4 yıl boyunca bana token verecek. İlk 6 ay full token, 700 bin token dağıtılıyor herkese. 6 ay sonunda da yarıya bölünerek yine günlük olarak verilmeye devam edecek. Yani uzun yıllar boyunca buradan bir pasif gelir elde edeceğim. Yani ikinci nodu alma sebeplerimden bir tanesi bu amorti süresi oldu. Diğerlerine geleceğiz ama daha önceki videodan yaptığım birkaç kesidi burada vermek istiyorum. Olayı daha rahat anlayın, hatırlayın diye güncelleme de yapmış olalım değil mi? Neye yarıyordu bu 0xvm nodu bir görelim. Yaptığı şey şu. DApps dediğimiz decentralized, bir yere bağlı olmayan aplikasyonları ve smart contracts dediğimiz akıllı kontratları Bitcoin ağına getiriyor. Burada işlemler yapmayı kolaylaştıracak, oyun sektörünü, meme'leri, DeFi'leri getirmeyi hedefleyen bir projeden bahsediyoruz. Yani Ethereum ağına, EVM'ye uyumlu ikinci katman şeklinde bir mainnet olarak zaten yakında da çıkacak, bu şekilde çalışıyor. Böyle olunca ekstra ölçeklendirilebilir. Yani kafa çok fazla karıştırmayacağım şimdi ama roll-up'larla çalışıyor işleri hızlandırabilmek adına. Ve bu sebeple de yüksek performans sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi amorti süresinin yanında yeniliklerine gelecek olursak ilki şu. Direkt Twitter'larında da gördüm. Adaverse Accelerator diye bir program var. Cardano'nun kendisi bu. Hatta şöyle sayfalarına gidelim. Yatırımcıların arasında şu an Adaverse da var. Bu XVM'ye yatırım yapmış. Güzel bir haber. Scribbles şirketi tarafından token mining de geldi. Yani sırf elinizde bulundurduğunuz için daha fazla farklı bir yerden Scribbles'tan token kazanacaksın. Ayrı bir tweet de buldum bununla alakalı. Bayağı da takip ediliyor Scribbles bu arada. Az önce neye yarıyor da konuştuk ya. 0xvm yani XVM projesi diyelim tarafından başlatılmış Bitcoin ağının üzerine inşa edilme durumu aslında çok benimsel bir konsept. Ve bu Binance, Polygon Ventures, Animoca, Brands gibi büyük isimler tarafından takip ediliyor. Ve bir önceki videoda şunu es geçmişim. Sonradan fark ettim. Bunu da burada güncelleme olarak vermiş olayım dedim. Çünkü ismi de büyük olarak geliyor. Bakın şuradaki yatırımcıların arasında Unicorn Worse diye bir yatırımcı var. Unicorn Worse'ın eli sağlanmış. Daha önceki projelerine yatırım yapmalarından işte az çok araştırdım diyebilirim. 5-10x'lik bir likidite havuzları söz konusu. Yani fiyatı o şekilde oynatacak. Kötü düşüş zamanlarında da fiyatı koruyabilecek. Yatırımcılarından bir tanesi bu işte. Daha önce diyorum ya, bazı projelere yatırım yapmışlar. 12 milyon dolardan 150 milyon dolara kadar çıkardıkları projeler var. Hani yatırımdan sonra listelenme vesaire olduğunda. Hatta gördüğüm kadarıyla yakında bir tane AMA yani Ask Me Anything etkinliği de olacak. BNB ile bayağı yakın çalışıyorlar. Yani bu yüzden büyük isimler arasındalar. XVM'nin listelenme zamanı geldiğinde tahmini olarak yararı dokunacak bunlar.
bunların arkasında olmasının yani. Peki bu kadar şeyi anladık ama bir hatırlayalım. Ne yapmak istiyorlardı bunlar? Neyi başarmak istiyorlardı? Ve hangi borsalara tahminen girebilirler? Şimdi aslında yapmak istedikleri şu. Mesela Bitcoin'i hepimiz biliyoruz. Bütün dünya öğrendi zaten artık. 1.2 trilyon dolar bir market değerine sahip. Ama bunun üzerinde şöyle bir durum var. Kitli olan TVL dediğimiz Total Value Lock diye geçer. Ya da işte aplikasyonlarla, DeFi ile vesaire kullanımı 0.1%. Yani bu kadar rakamın 0.1'i o da yüzdesel olarak düşünün yani. Bu çok küçük bir rakam. Buna Ethereum'a baktığınız zaman şu anki işte kullanılmalar, aplikasyonlar, DApps dediğimiz, az önce söylediğim akıllı kontroller vesaire %10'u neredeyse kullanılıyor. Hani başta Bitcoin vardı, onun ağı vesaire yavaş bilmem ne. Sonrasında Ethereum'u çıkarttılar bu tarz şeyleri yapabilmek için. Ama artık Bitcoin üzerinde de bu tarz şeyleri yapabilecek konuma geliyoruz. İşte bu tarz şirketler, Node olsun, farklı platformlar olsun, onlar sayesinde zaten. Hani bu yüzden de ayrı bir hedefleri bu. Ve tahminen zaten büyük partnerlerden güzel bir yatırım, 5 milyon doların üzerinde şimdiye kadar bile alınan bir yatırım olmuş. Bakın yatırımcılara arkadaşlar. Jump mesela en baştaki bilinen platformlardan Wormhole'a, yani Wcoin olması lazım, Binance'de bile listeli, onun yatırımcısıydı. Aynı zamanda zaten HTX'i başta da söyledim, hepimizin bildiği Tier 1 dediğimiz en büyük borsalardan. Şimdi diyorum ya, bundan sonra hani hangi borsalar gelebilir şeklinde konuşuyorum. Şimdi büyük bir yatırımı var bunun belli ki. Huobi'nin burada, HTX'in burada. Artık ismi değiştirdiler ama akılda kalınca bir kere kalıyor. Öyle olunca ilk listelenmenin burada olabilme potansiyeli olduğunu düşünmekteyim. Hani zaten kendileri yatırmıyormuşlar. Güvenmeseler böyle bir şey yapmazlar. %90'ın üzerinde gibi geliyor bana. Tabi bu belli olmaz sonradan ne olacak. Fakat Tier 1 böyle bir yerde listeleniyorsa başka Tier 1'lerde de girme şansı olabilir. Atıyorum bir tanesine başta girer, sonra kalanları gelir. Ya da Tier 1'den 2 tane oldu, bir 2 tane de Tier 2'lerden, MEX'i, BitGet gibi yerler gelebilir. Yani böyle düşünmek için destekçileri olsun, partnerleri olsun, yatırımları olsun vesaire, bunlar önemli. Ama bir projeyi ileriye götürebilecek sadece para değil, yatırım değil, o projenin başında olan insanlardır. Bunu da araştırmak önemli. Sadece bunun için söylemiyorum, herhangi bir proje için. Hani neden riske aldığımı az çok bilin diye. Kim başında bunun, onu da bir hatırlayalım sizlere. Bu projenin en başındaki iki kişiyi söyleyeyim sizlere. Bir tanesi arkadaşlar Björn. Bu kişi arkadaşlar CEO'su. Adam çok daha teknik kısmında bu işin. 45 kişilik zaten bir ekipleri varmış. Bu adam daha önceden Google'da çalışmış. Bir de Antler Asia VC dediğimiz Venture Capitalist firmasında da çalışmış. Yani bu konulara aşina ama işin teknik kısmında. Ürününüz ne kadar iyi olursa olsun sizlere yatırım getirmesini sağlayacak bir insana da ihtiyacınız var. Yani gidip bunun marketinginden sorumlu olacak, para toplayacak, sizin fikrinizi, istediğinizi, yapmak istediğinizi diğerlerine aktarabilecek ve aktardığı için de yatırım alabilecek bir kişiye ihtiyacınız var. O da co-founderları, co-kurucuları Kevin. Bu adam da daha öncesinden işte Kaplan Group, Nvidia gibi yerlerde çalışıyor. Daha öncesinde Binance Labs'e giren birçok projede de görev almış. İşte tam olarak da bu adam işini iyi yapmış ki Huobi gibi bir yerle anlaşmış. Bir de 5 milyon doların üzerinde yatırım toplamış. Hani eline sağlık diyelim. Şimdi geçen videoda göstermemiştim. Burada göstermiş olayım. Node'u nasıl delege edebiliyorsunuz? Önce almayı göstereceğim. Ondan sonra da nasıl delege edip işte buradan tokenları toplamaya başlıyorsunuz. Onu göstermiş olduk. Burada arkadaşlar Arbağ üzerinde birkaç tane daha var. Alınabiliyor ama ben oradan yapmıştım. O yüzden söylüyorum. 700 USDT gördüğünüz üzere fiyatı. Buy for 700 USDT dediğiniz zaman şu benim referans kod. Kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. İstemezseniz canınız sağ olsun diyelim. Ben aşağıda vereceğim. Burada da görebiliyorsunuz. Ethereum'da illa değil. Hani gerekli değil. Ben dediğim gibi Arbitrum'da yapmıştım. Birkaç seçenek daha eklemişler burada gördüğüm kadarıyla. Arbitrum'u seçtim. Burada MetaMask'iniz otomatik olarak açılacak zaten. Ağı değiştiriyorum. Ve 700 USDT'im varsa içeride küçük de bir Ethereum olması gerekiyor ki bu kesintiler için kullanabilirsin. Ama kolayınıza giderse direkt BNB ağı ile de BNB chain ile de yapabilirsiniz bu işlemleri. Aynı şekilde USDT ve birazcık BNB olması lazım bunu alabilmek için. Bitti. Bunu aldıktan sonra işlem şu. Dashboard'a geliyorsunuz. Burada My Node kısmı var. Oraya tıklıyorsunuz ve gördüğünüz üzere şu an running node kısmında, yani şu an çalışıyor olanlarında var. Ama siz de ilk aldığınızda çalıştırmadıysanız burada görünecek. Non running nodes, yani şu an çalışmayanlar diye. Burada delegate butonuna basıyorsunuz. Şimdi göstereyim onu nasıl yaptığımı. Yaklaşık bir 3 saat sürüyor bunun blockchain'e yansıyıp hani çalışıyor hale gelmesi. Ondan sonra da şu sol tarafta gördüğünüz gibi running nodes diyor. Sürekli çalışıp günlük olarak size, bakın burada 337 zaten ortalama yazıyor. 1700'e kadar da toparlamışım burada birkaç gün önce.
dediğim gibi aldım. Bu şekilde tokenları biriktirmeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda şuna da dikkat edin lütfen. Bu özelliği güzel. Her yerde bu özellik yok ama ben iyi buldum. Neden diyeceksiniz? Şöyle göstermiş olayım. Bakın buradan çekim kuralları var. İlk çektiğiniz zaman %25'ini herhangi bir kilitlenme olmadan alabiliyorsunuz. Hani rewards'ların bütün rewards'ların %25'i geliyor. Eğer 10 gün beklerseniz %50'sini alabiliyorsunuz. Eğer 30 gün beklerseniz %100'ünü alabiliyorsunuz. Şimdi bence bu mantıklı. Şöyle mantıklı. 30 gün uzun bir süre değil. Yani kendinizi, çekiminizi ona göre ayarlarsınız. Bir şirkette bütün tokenlar aynı anda çıkartılıp aynı anda satılırsa o tokenın değerinin aynı kalabilmesi, korunabilmesi zor. Hatta yukarı da çıkabilmesi daha zor. Hani bunu birkaç örneğinde gördük doğal olarak. Bunu yapmaları token'ın değerini vesting periyodu gibi düşünün bunu. Belki ön satışlara girenleriniz, bunu bilenleriniz yani terimi bilenleriniz vardır. Bu şekilde olması belki biraz daha iyi bile olabilir. Token'ın ilerleyen zamanlarda 4 yıl sonuçta verecek bu token'ın pasif olarak gelir elde edeceğiz. Bu şekilde değer kazanabilmesi açısından. O yüzden aklınızda bulunsun. Yani bu verdiğim sebeplerle arkadaşlar ben buraya tekrar yatırım yapıp bir tane daha node aldım buradan. 2 tane node'u totalde tutmaya karar verdim. Tahmini olarak listelenmede Ekim sonu, Kasım ortaları belki sonuna da sarkabilir. Hani market piyasanın durumuna göre değişir. Olacak. Olduktan sonra da umarız dedikleri kadar hızlı. Belki de daha iyi umuyoruz ki. Buradan amortimizi yapar. Sonrasında da pasif gelirlerimizi elde etmeye başlarız. O yüzden burada verdiğim bilgiler sizlere yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine onun dışında bu tarz hızlı bilgileri Twitter'da da paylaşıyorum sizlerle. Onun da linkini aşağı veriyorum. Beni oradan takip edebilirsiniz. Yine dediğim gibi bunu satın alma linkini, kodunu vesaire aşağı vereceğim. Oradan da yapabilirsiniz isterseniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.